Merhaba Webtekno takipçileri, 2 dakikada teknolojinin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin telefonlarımızı havadan şarj ettiği cihazı Mi Air şarja bakıyoruz. Şimdi 2 dakikalık süreyi başlatıyorum ve hızlıca anlatıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi hepimiz biliyoruz, teknoloji firmalarında artık kutulardan şarj aleti çıkmamaya başladı. Buna alışmaya başladık hepimiz. Peki bunu gören Xiaomi durur mu? Onlar da kutudan Mi 11 ile birlikte şarj cihazını çıkarttı. Ancak bambaşka bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını duyurdular. Peki ne yaptılar? Odayı şarj cihazına dönüştürüyorlar. Yani bulunduğunuz odada telefonum şu an elimde diyelim ve bir yandan da şarj olmaya devam ediyor. Mantık böyle işliyor. Mi Air şarj cihazını verdiler bu sisteme. Gerçekten de cihazın bulunduğu odaya girdiğimiz zaman telefonumuz havadan şarj olacak. Mi Air şarj öncelikle tip olarak evimizin, odamızın bir köşesinde duran su sebili gibi desek yanlış olmaz aslında. Ancak içerisinde enerjiyi hava yolu ile birlikte iletebilecek yüksek bir teknoloji barındırıyor. İçerisinde 4 fazlı bir anten var ve odanın içerisindeki akıllı telefonumuzun yerini anlık olarak tespit ediyor. Ardından da 144 antenli başka bir sistemle birlikte telefonumuzun yerini aslında milimetrik olarak hesaplıyor. Yani enerji dalgalarını telefona yolluyor. Yani böylece de telefonumuz aslında şarj olmaya başlıyor. Xiaomi'nin bir iddiası da şu yönde: birden çok cihazı şarj edebiliyoruz. Ancak kaç tane olduğu yine kesin net değil. Cihaz sayısı artsa bile hepsini 5 watt gücünde şarj etmeye devam ediyor. Burada açıklanmayan bir detay daha var arkadaşlar. Bu da şu: kaç metrelik bir alanda şarj etmeye devam ediyor. Burada several, yani birkaç metre olarak geçiyor. Ancak bu 3 metre mi, 2 metre mi, yoksa 5 metreye kadar gidiyor mu, burası belli değil. Yani aslında o cihaza çok yakında kalacak olabilir. Söz konusu elektromanyetik sinyaller olduğu zaman mesafe arttıkça da gücünün azaldığını biliyoruz. Ancak Xiaomi diyor ki uygun mesafe içerisinde istasyon ve telefon arasında eşya bulunsa bile sinyaller etkilenmiyor. Yani diyelim bir kitaplık arkasına koydunuz vesaire, siz o kitaplığın diğer tarafına geçtiniz, burada şarjınızın hızı kesilmiyor. Yani vaatleri 5 wattsa o 5 wattı karşılayacaklarını söylüyorlar. Bu 5 wattlık şarj kulağınızda günümüz koşullarını düşündüğümüz zaman çok düşük gelebilir. Ancak burada aslında esas odaklanmamız gereken nokta, ortada ne şarj aleti var ne de herhangi başka bir kablo vesaire bir şey var arkadaşlar. Direkt odanın içinde dolaşırken telefon şarj oluyor. Bu teknolojiyi kendi evlerimizde ne zaman göreceğiz? Nihai sürüm ne zaman çıkacak? Bu konuda herhangi bir bilgi yok. Şu an sadece prototip aşamasında olduğu ve üzerinde yoğun çalıştıkları yönünde. Zaten burada teknoloji firmalarında şöyle hamleler de görüyoruz. Daha nihai ürün ortada yok, bir prototip var, ancak bu yarışın içine kendilerini sokabilmek için bu tarz prototipleri bizlere gösteriyorlar. Burada rekabet ve itibar da tabii ki de söz konusu. Bir konumuz daha var burada: sağlık meselesi. İnsanlar bu konuya çok fazla takılıyorlar. Sağlığa zararlı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak kablosuz elektrik aktarımı üzerine yapılmış daha önceki çalışmalarda bunun insan sağlığına bir zararı olmadığını görüyoruz. Ama burada şöyle bir detay var: buradaki sinyallerin düşük güçlü elektromanyetik sinyal olması gerekiyor. Tabii ki de yine video boyunca da söylediğim gibi piyasaya sürüldüğü zaman bu işi bilen insanlar oturup bunların testlerini yapacak. Laboratuvar testlerini falan filan göreceğiz. Zararı var mı yok mu, o zaman daha çok ortaya çıkacak. Ama şimdilik bildiklerimiz bu yönde diyelim. 2 dakikalık süreyi muhtemelen açtım ama çok da uzatmadan lafı, hemen videoyu kapatmak istiyorum. Bu sefer yok olmayacağım arkadaşlar. Direkt başka videoda görüşmek üzere diyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka içeriklerimize ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.